Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Canva hesabınızı ücretsiz bir şekilde nasıl pro sürüme yükselteceğinizden bahsedeceğim. Buna geçmeden önce daha önce hiç Canva kullanmayan kişiler için kısaca nedir bu Canva, ne işe yarar ondan bahsetmek istiyorum. Canva kullananlar bilir. Sosyal medya alanında ve de birçok alanda online içerik üretirken bizim işimizi kolaylaştıran her türlü alanda şablonların olduğu bir site. Şablonların biz üzerinde değişiklikler yaparak değişik içerikler üretebiliyoruz. Örnek verecek olursak mesela burada değişik alanlar var. Sosyal medya alanında, Instagram'da, hikaye konusunda, gönderi konusunda veya TikTok, Facebook diyor. Şöyle yana doğru gidelim. YouTube için özellikle YouTuberlar çok kullanıyor bu siteyi. Kanalınız için küçük resimler, kanal resmi veya kapak fotoğrafı tarzında birçok şeyi hazır olarak oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki bununla kısıtlı değil bu program. Burada bu siteyle biz afişler, broşürler, biletler, duyurular, davetiyeler hazırlayabiliyoruz. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi buradaki hazır şablonları kullanarak biz oluşturabiliyoruz. Tabii ki bunları ücretsiz bir şekilde de biz kullanabiliyoruz. Canva'ya üye olduğumuz zaman bu içerikleri ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Fakat ücretsiz kullandığımız zaman bazı kısıtlamalar oluyor. Benim kendi hesabım var şu anda Canva'da. Ben daha önce kullanıyorum. Ama özellikle öğretmenler için, eğitimciler için Canva'nın bir avantajı var. Eğitimciyseniz ve öğretmenseniz bunun sayesinde bu hesabınızı pro sürüme yükselterek tüm özellikleri açabiliyorsunuz hesabınızda. Şimdi pro sürüm ne kadar normalde? Şöyle bir fiyatlara şuradan girecek olursak pro sürümü bakın 120 dolar yıllığı bu yıllık ücret. Yıllık 120 dolara normal kullanıcılara Canva bu şekilde veriyor pro sürümü. Fakat biz öğretmen olduğumuzu Canva ispat ettiğimiz an bizim hesabımızı ücretsiz olarak pro sürüme çeviriyor. Tabii ki sadece biz değil, öğrencilerimiz de bu Canva'nın pro sürümünden bizim sayemizde ücretsiz bir şekilde onlar da faydalanabiliyorlar. Lafı fazla uzatmadan hemen nasıl yapacağımıza geçelim. Şimdi hesabım şu anda giriş yapılmış durumda. Ben tekrar Google'a dönüyorum. Ve Google'a eğitim için Canva yazıyorum. Ve Canva'nın eğitim için olan sitesini açıyorum, ilk gelen sitemiz. Bu siteyi açtığımız zaman şöyle biraz aşağı doğru indiğimizde evet şu bölüm eğitim için Canva için kayıt olma diyor. Okulumuzu kaydettirmek her kullanıcının yüzlerce dolar değerinde hizmete ulaşmasını sağlar ve tamamen ücretsizdir diyor. Öğrenim bilgilerinizi içeren formu doldurun. Ekibimiz başvurunuzu doğrulayacaktır. Ardından bir e-posta onayı alırsınız. Tüm sınıfınızda bize katılın diyor. Burada şimdi ücretsiz kaydolun yazan yere tıklıyoruz. Ardından karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve bu e-posta adresiyle eğitim için Canva hesabıyla ilişkilendirilmemiş diyor. Hesap oluşturmak için hemen başvurun. İsterseniz başka bir hesapla giriş yapabilirsiniz diyor. Hesabım benim daha önce olduğu için siz de bu adıma geçmeden önce ilk önce normal bir Canva için hesap oluşturmanız gerekiyor. O hesabınızı ardından pro sürüme çevirmeniz gerekiyor. Hemen şu üstteki hesap oluşturmak için hemen başvuruna tıklıyorum. Evet, burada böyle bir form geliyor karşımıza. Your Canva for Education Application diyor. Buradan istiyorsanız sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ben çevirmeden devam etmek istiyorum. Buradan adınızı, soyadınızı doğru bir şekilde giriyorsunuz. Hemen yazalım. Evet, okulunuzun adını yazıyorsunuz. Hangi kurumda çalışıyorsanız. Okulunuzun web sitesi diyor. Buradan okulunuzun sitesini ben daha önce kopyalamıştım. Hemen yapıştıracağım. Okulunuzun sitesinin linkini buraya yapıştırıyorsunuz.
Evet, what teaching position do you hold at school diyor. Okuldaki branşınızı soruyor. Türkçe'de cevap verebilirsiniz, önemli değil. Bilişim teknolojileri dedim. How many students at your school diyor. Okuldaki toplam öğrenci sayısının ne kadar olduğunu soruyor. Ben kendi okulumla ilgili mevcudu bu şekilde girdim. How many students in your class diyor. Sınıfta ne kadar öğrenci olduğunu soruyor. 20 ile 30 arasında dedik. Evet, buraya Canva hesabınızı daha önce oluşturmuş olduğunuz Canva hesabınızda kullandığınız e-posta adresinizi yazmanız gerekiyor. Aynısı olması gerekiyor. Buna dikkat edin. E-posta adresimizi de yazdık. Evet, buraya alternatif bir e-posta adresi de yazabilirsiniz istiyorsanız. Buna ek olarak. Ben yazmadan geçtim. Ülkenizi seçin diyor. Hemen ülkemizi seçelim. Türkiye'yi seçtik. Evet, do you current use Canva in class diyor. Şu anda Canva sınıfında kullanıyor musun diyor. Evet diyelim. Do other teachers at your school use Canva? Diğer öğretmenler Canva'yı kullanıyor mu diyor okulumuzdaki. Ona da evet dedik. Evet. How would you like to use Canva for education with your students diyor. Öğrencileriniz için ne tür, nasıl bir eğitim için kullanacaksınız diyor Canva'yı. Hemen şuraya grafik tasarımı olarak yazdım. Evet, burası en önemli bölüm. Buradan sizin öğretmen olduğunuzu ispat etmeniz gereken bir belge istiyor. Burada iki tane belgeyi kabul ediyorlar. Ya Mebbis'teki kişisel bilgiler kısmı var. Oranın ekran görüntüsünü alıp JPEG olarak veya PDF olarak istiyor. İki tane seçenekle yükleyebilirsiniz. Mebbis'te kişisel bilgilerinizi ekran görüntüsünü alıp bilgisayarınıza kaydedip şuradan upload diyerek yükleyebilirsiniz. Ya da eğer varsa elinizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel kimlik kartı var. O kartı yükleyebilirsiniz. Mebbis bilginizde, kişisel bilgilerinizde eğer TC kimlik numaranız varsa TC kimlik numaranızın tamamını göndermek istemeyebilirsiniz kişisel bilgiler açısından. Bir kısmını karalayabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Sorun olmuyor, yine de kabul ediliyor. Ben personel kimlik kartım olduğu için onu yükleyeceğim. Hemen şuradan upload'a tıklıyorum ve daha önce bilgisayarıma indirmiştim personel kimlik kartımı, buradan seçerek yüklüyorum. Son olarak burayı da kabul ediyoruz. Ardından submit diyerek başvurumuzu gönderiyoruz. Tabii burada başvurumuz gönderildikten sonra genelde 1-2 gün içerisinde bize olumlu veya olumsuz bir şekilde mail adresimize, yazdığımız mail adresimize dönüş yapılıyor. Evet, bizimle iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz diyor. Ve şimdi beklemeye geçiyoruz. 1-2 gün içerisinde hesabımız büyük ihtimalle ProSürüm'e yükseltilecektir. Evet arkadaşlar, Canva'yı Pro olarak ücretsiz bir şekilde yıllığı 120 dolar olan, gayet de pahalı bir site aslında. Bu 120 dolara ödemeden öğretmen olduğunuzu kanıtladığınız takdirde ücretsiz bir şekilde ProSürüm'ünü kullanabiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.